Değerli bir arkadaşımın biri bana 4-5 tane anakart gönderdi. Burada VGA LED yanıp kalıyor. Bu ikinci anakart. Bu start alıyor. Kendini kapatıyor. Bakalım kurtarabilecek miyiz? Bu da 3. anakartımız. Bana 2 adet ekran kartı da göndermişler. Şimdi de bir diğer ekran kartını test edeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Değerli bir arkadaşımın biri bana 4-5 tane anakart gönderdi. Şimdi bu anakartın sorununa bakalım. Burada VGA LED yanıp kalıyor. 0.6 hatası veriyor. İlerlemiyor. RAM'leri değiştirdim. Hiçbir değişiklik yok. Bu sorunu çözelim. Büyük bir ihtimalle BIOS çipinden kaynaklı. BIOS çipin içindeki yazılım hatalı. Düzeltelim. Anakart açıldı. Kendisi update yapıyor. Kapattı. Şimdi yeniden açacak. Takılıyordu VGA'da. VGA'yı geçti. Evet. Açtı herhalde. Evet. Açıldı. Bir de sıcaklık değerlerine bakalım. Zaten hata varsa burada gösterecek. Evet. Herhangi bir kusur yok. 12 volt, 5 volt ve 3 volt kanalında. Bu anakart tamam. Yazılımla bu sorunu çözdük. 2 NVMe SSD'nin ikisi de ekranda görülüyor. Yani BIOS'a güncelleme yaptık. NVMe SSD destekli hale getirdik. Bu ikinci anakart. Bu start alıyor. Kendini kapatıyor. Bakalım kurtarabilecek miyiz? Bu anakartta 2 tane BIOS var. Bir de switch var burada. Görüyorsunuz. Şu andaki konumda çalışmıyor anakart. Açıp kapatıyor. Açıp kapatıyor. Yani bir sorun var. BIOS'ta. Değiştirelim şimdi. Dursun. Değiştirdim. Şimdi çalışacak. Görüntü geldi. Şimdi bu tür anakartlar nasıl kurtarılır? Onu göstermeye çalışacağım. M-Flash'a giriyorum. Mevcut BIOS'u flash belleğe kaydedeceğim. Ben daha evvelden kaydetmiştim. Tekrar bir daha kaydedeyim. Bitti. Şimdi elimizde hazır bir BIOS dosyası var mı? Var. Ne yapmamız lazım? Bu flash bellekte bahsettiğim BIOS dosyası buraya kaydetti. Bunu, bu anahtarı diğer konuma getireceğim. Yani bozuk BIOS'un olduğu konuma getireceğim. Getirdim. Şimdi BIOS update işlemi yapacağım. Seçtim BIOS update'i. USB flash belleği de seçtim. Az önce kaydettiğimiz dosyayı da seçtim. Az önce bu anahtar bu konumdayken anakart kendini açıp kapatıyordu. Bakalım düzelecek mi? Kapattı. Az önce açıp kapatıyordu bu konumdayken. Dikkat edin. Anakart kendini açıp kapatmıyor. Bakalım açacak mı kendini? Geldi görüntü. Şimdi her iki BIOS'u da aktif etmiş oldum. Bu pratik bir çözümdü. Bunu gördünüz. Bunu bir yere kaydedin. Şimdi kapatalım. Bu konumda çalışmıyordu anakart. Bu konumda çalışıyordu. Yine getirelim aynı konuma. Start verelim tekrar. Ne yapıyordu az önce? Açıp kapatıyordu. Açıp kapatıyordu. Start veriyorum. Artık bir kere açıp kapattı. Güzel. Bu sorun düzelmemiş. O zaman bozuk olan BIOS çipine yeniden BIOS yazacağız. Durum bunu gösteriyor. İki dosya arasındaki farkı görüyorsunuz. Bozuk olan dosya bu. Sağlam olan bu. Burada modül betikleri görünmüyor. Yani hatalı BIOS. Bunu şimdi tekrar düzelteceğiz. Bunu elimdeki bu aparat sayesinde düzelteceğiz. Bu şekilde direkt çipe yazma işlemi yapacağız. EEPROM üzerinden. Yani çipi sökmeden bu işlemi yapmış olacağız. Bu anakartın BIOS çipini söktük. Umarım bu çipte kısa devre yoktur. Yoksa çipi değiştirmek zorunda kalabiliriz. Bu BIOS çipi bozuk. Ne yaptıysam yükleme yapamadım. Bir kısa devre var BIOS çipinde. Zaten dışarıdan yükleyememe sorunum da bundan kaynaklıymış. Bunu da öğrenmiş oldum. Elimde sağlam 8 MB'lik çip var. EEPROM çip. Artık bunu kullanacağız. Takacağım çip şu anda yazılıyor. Yeni yazdığımız BIOS çipini taktık. Bozuk olan çipimiz bu. Bu artık bir işe yaramaz. Kısa devre var. Bakalım şimdi çalışacak mı? Lehimleme işlemi tamamladım. Umarım çalışır. Her şey hazır. NVMe SSD modlu BIOS yüklü dosyamızı da flash belleğimize attık. NVMe SSD'ye de taktık. Bakalım çalışacak mı? Bu yüklemiş olduğum dosya NVMe SSD destekli dosyaydı. Yani kısaca karışmaması için tekrar etmek gerekirse bu çip standart modlu olmayan BIOS çipi. Benim yeni montajını yaptığım BIOS çipi NVMe SSD destekli BIOS yazılımı olan çip. Şimdi anahtar yukarıda görüyorsunuz. Bu şekilde çalışıyordu. Ama böyle yaptığımızda anakart sürekli kendini yeniden açıp kapatıyordu. Şimdi çalıştıralım. Anahtarı da açtım. Bakalım yeniden açıp kapatacak mı? İyi. Kapatıp açmadı. NVMe SSD'yi görecek mi? LED'in yanıp sönmesi lazım. Yanıp söndüğü ekrana gelmesi lazım. Evet, ekranda geldi. F1 ile BIOS'a gidelim. Evet, NVMe SSD'miz de görmüş zaten. İşletim sistemi yüklü sürücümüzü görmüş. Şimdi yapacağımız iş flash bellekteki NVMe SSD modlu BIOS'u bu çipe yüklemek. Ama önce sistemi kapatalım. Birinci BIOS alalım. Aldık. Tekrar bir daha açalım. Ekrana görüntü geldi. Update diyorum yine. Yeni BIOS dosya uzantısı 280 olmuş. Enter'lıyorum ve update'e geçiyorum. Sistem kapattı kendini. Bakalım sürücümüzün ışığı yanacak mı? Evet, sürücümüzü gördü. Evet. Artık NVMe SSD sürücümüzü görüyor. Bu anakartın işi de tamamlandı. Daha sonradan birinci çipin de çalışmadığını gördüm. Sorun vermeye başlamıştı. Yeniden başlat dediğimde sürücüyü görmeden BIOS'a atıyordu. Yani bu çipin de ömrü bitmiş aslında. Onu da değiştirdim. Yani iki çip birden değişmiş oldu. Maalesef MSI anakartlardaki en büyük sorunlardan biri. Genelde MSI anakartlarda BIOS çip arızası çok görülen bir sorun. Daha önceden kapasitör sorunu vardı MSI anakartlarda. Yani her çıkarttığı üründe mutlaka bir kusur oluyor ne hikmetse. Bunu da anlamış değilim. Şimdi de birçok MSI anakartlarda BIOS çip sorunu var. Bu sorun benim başıma ilk defa gelmiyor. Bunun gibi birçok sorun ile karşılaştım. Neyse, bunu kurtardık. Bu anakartla tamam. Bu da 3. anakartımız. Bu anakartta USB'lerin hiçbiri çalışmıyor. Ne harici ne çakılı 10 volt USB'lerin hiçbiri çalışmıyor. Ama PS2'den BIOS'a girebiliyoruz. Diğer klavye de bağlı. Onda herhangi bir ışık yanmıyor USB. Sadece PS2 bu çalışıyor. Bu anakartta bir kısa devre yanma ya da güney köprüsü sorunu olabilir. Buna da bir bakalım. Bu anakartla bayağı uğraştım. Sorunun güney köprüsünden kaynaklandığını buldum. Burada USB portunda bir deneme yaptım. Bu arka taraftaki kontrolcü, küçük kontrolcüyü söktüm. Sağlam olan bir kontrolcü taktım. Belki USB'den veri alabilirim diye ama sorunun bunlardan değil güney köprüsünden olduğuna kanaat getirdim. Bu anakartı tamir etmeye kalksak güney köprüsü değişmiş olsa maliyetini geçecek. Bu sebeple bu anakarta yapacak bir şey yok. Ama PS2 klavye ve mouse ile kullanılabilir. Bir tane de PCI Express USB kartı alınır. Bu şekilde USB'ler kullanılabilir. Bana 2 adet ekran kartı da göndermişler. Bu ekran kartı görüntü veriyor. Ancak şu anda sürücü yüklü değil. Sürücü yüklendiğinde ortaya çıkacak sorunu. Eğer sürücü yükleniyorsa bu ekran kartında sorun yok. Bana boşu boşuna göndermişler. Böyle diyeceğim. Yükledi. Windows 11'de de tamam. Şimdi yeniden başlatıp oyuna girelim. Oyuna girdik. Buraya kadar geldik. Şimdi iyi bir test yapalım. Bu ekran kartının kaldırdığı en yüksek çözünürlük buymuş. İyi. Fena değil. Sonuç olarak ekran kartının çalışıp çalışmadığını test etmiş olduk. Bu aynı zamanda ikinci el ekran kartı satın almak isteyenler için iyi bir rehber oldu diyebilirim. Çünkü sadece aygıt yöneticisindeki sürücü yüklendi bölümüne bakmamak gerekiyor. Bazen oyun açmayabiliyor ekran kartındaki sorunlardan kaynaklı. Bu sebeple o ikinci el satılan ekran görüntülerine de pek inanmamanız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Yani illa böyle doğal ortamda oyuna girilmiş şekilde ekran kartının çalıştığını onaylatın ki öyle satın alın. Biliyorsunuz malum ikinci el satış yapan ya da satılan ürünlerin birçoğu maalesef sorunlu, arızalı. Alıcılar mağdur oluyor. Bana çok mesajlar geliyor. Bunları anlatmak istemiyorum. Bu sebeple bunu da anlatayım istedim. Belki faydası olur birilerine. Yani gördüğünüz gibi ekran kartı sorunsuz çalışıyor. Boşuna gönderilmiş. Şimdi de bir diğer ekran kartını test edeceğiz. Ama bu yamulmuş. Görüyorsunuz. Ya kargoda oldu ya da böyle konuldu bilmiyorum. Bunu belirtmek istedim. Düzeltip bunun da testini yapalım. Ekran kartını bağladık. Ne hikmetse bu ekran kartı da sorunsuz. Sürücü adı görülebiliyor. Modeli görülebiliyor. Burada çözünürlük modları da görülebiliyor. Bunlar bana çalışmıyor ya da sorunlu diye gönderildi. Bu ekran kartı da aynı sorunlu diye gönderildi ama çalışıyor. Yani sorunsuz. Şimdi bununla da bir oyun testi yapalım. Doğal olarak. Evet, oyuna girdik. Hiçbir sorun yok. Çalışıyor ekran kartı. Evet arkadaşlar, bazı ürünlerin bana sağlam ve çalışır neden gönderildiğini anlayamadım. Yoksa birileri beni test mi ediyor? Aklıma bu da gelmiyor değil. Maalesef hani bunu gönderen kardeşim için demiyorum asla. Haşa. Ama böyle kötü niyetli insanlar da olabiliyor. Sırf karalamak için, çamur atmak için, kötü yorumlar yazmak için böyle beni denemek isteyenler olabiliyor. Ama bu dünyanın ahireti de var. Benim bakış açım böyle. Onlara diyeceğim yine Kur'an'dan ayet. Siz bekleye durun. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Sadece bunu diyeceğim. Gördüğünüz gibi birçok ürün sağlam. Tamir edilmesi gereken ya da yazılım atılması gereken ürünleri kullanışlı hale getirdik. Bu içerik böyle oldu. Biraz da size rehber niteliğinde oldu. İkinci el satın aldığınız ürünleri test etme ya da sonuç çıkartma anlamında bir içerik oldu. Umarım da fayda sağlamışımdır. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.